Biz şimdi 2021 Eylül ayında Sayın İmamoğlu ile birlikte Erzurum'a gittik. Aslında Gümüşhane'deki bir okulun temel atma töreninden sonra Bayburt, arkasından da Erzurum'a geçtik. Çifte medreselerin olduğu, çifte minareli caminin olduğu yerde, Ulu Cami'nin olduğu, Tespihçiler Çarşısı'nda, Kongre Caddesi'nde yürüdük. Yürümemiz imkansızdı. Ne o zaman devletin polisi falan da yoktu. Yani birkaç koruma ve halkın arasındaydı. Erzurum halkı bağrına bastı. Bir kalabalık inanılmaz yürüyemedik diyorsun. Arkasından Temmuz ayında 2022 yılında ilk grup toplantımızı Erzurum'da yaptık. Yani meclis dışındaki ilk kongrenin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantıları, meclis tatile girdiği için 8 grup toplantımızı Anadolu'da yapacaktık. Birincisini de Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne denk gelen bir tarih olarak Temmuz ayında Erzurum'da yaptık. O zaman da Sayın Genel Başkanımız ve 136 milletvekiliyle biz bölgeye gittik. Ve o zaman da olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Sayın Demirel, temel nokta şu. 1983 yılında Halkçı Parti Erzurum'da bir milletvekili çıkarmıştı. O günden beri ne biz ne de Demokratik Sol Parti, yani Sosyal Demokrat Partiler Erzurum'da milletvekili çıkaramadı. 40 yıl sonra bugün bütün anketler gösteriyor ki Erzurum'da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkarıyor. İyi Parti milletvekili çıkarıyor. Yeşil Sol Parti'de milletvekili Meral Danış Beştaş da oradan aday. Yani AK Parti'nin klasik kalesinde milletvekillikleri dağılımı değişiyor. Bunun bir tepkisi var. Bir de ya insanlar birini sevdi mi sever. Siyasetçi olan sevgi de öyle bir günden iki günden değişmez. Burada esas olan nokta şu. Bakın Erzurum'un ilçeleri var. Hınıs var. Karayazı, Karaçoban, Çat. Bu tarafta Pasinler, Horasan, Olur, İspir. Ya 100-150 kilometre biliyor musunuz Sayın Okumuş? 150 kilometrelik mesafeden bu mitinge gelen insanlar şehrine gelmiş olan bir siyasetçiyi dinlemek istiyorlar. O coşkuyu yaşamak istiyorlar. Yani birkaç yıldan sonra ilk kez orada bir miting var. En son mitingi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla 5 yıl önce yapmıştı. Bu anı yaşamak istiyorlar. Şimdi siz buna engel oluyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da miting yapmadı değil mi bu seçimde? Yok, hayır. Var mı planda? Üçünde olacaktı ama sonra miting programları değiştiği için Sayın İmamoğlu'nun Erzurum'a gitmesi yönünde bir planlama yapılmıştı. Yani üçünde olan miting bugün verildi. Ondan sonra valilik iptal etti. Yani aslında bakın Sayın Soylu'nun bütün bu atmış olduğu tweet 4 gün önce başlayan, gün gün gelen, bugün alana otobüslerin çekilmesi, arkasından verilen mesajlar, sonra görüntüler var, size de ilettik. Onu bir verelim arkadaşlar. Yani orada elinde taş olan insanlar. Evet, az önce gönderdiniz o fotoğrafı bana. Bir tam ekran verelim bunu. Erzurum'da bugün çekilmiş bu fotoğraf. Evet. Bakın ellerinde taş var, iki tane adam ve yanlarında da polis var. Evet. Yani Çevik gayet kuvvet polisi var hemen yanlarında. Hayır, taşın tutuluş biçimi atılmaya müsait. Yani bir insan taşı elinde atış yönünde tutuyor. Görüyor musun? Arkasına saklamış. Belli bir atış yakınlığına gittikten sonra da atacak. Oradaki güvenlik görevlisinin, polis memurunun görevi ne? Karşıyı seyrediyor. İşte orası da havuz başı. Şimdi bugünkü tweet arkasından başka açıklamalar. Yine Erzurum 1. sıra milletvekilinin yapmış olduğu açıklamayla ilgili Erzurum'un yerel medyasında çok sert eleştiriliyor. Yani Erzurum gereğini yaptı, layık olan yaptığı biçimde. Onu verecektik arkadaşlar. Yani, Mehmet Öz. Yani olabilir mi böyle bir şey? Bakın ben Mehmet Öz'ün tweetini bulalım bir. Ya yani Bayburt doğumlu birisiyim. Yani Erzurum'a yılda herhalde bir 30 günüm Erzurum'da geçer. Yani şu an konuştuğum pek çok Erzurumlu esnaf, o bölgenin siyasette önde gelenleri Erzurum'da böyle bir olayın yaşatılmış olmasından dolayı son derece üzgünler. Evet. Yani niçin Erzurum? Zaten Erzurum göç veren bir yer. Ticarette, sanayide, geçmişte Doğu'nun Paris'i diye biliniyordu. Türkiye'nin en önde gelen ticaret merkeziydi. Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Anadolu'nun kalkınma planında bölgesel merkezin Erzurum olacağını açıkladı. 9 bölgeden bir tanesi Erzurum. Erzurum'u ticari ve sanayide Asya'ya, Kafkasya'ya, İran açılan yeri merkezi haline getireceğiz dedi. Ve noktası olarak da Erzurum'u önemsediğini söyledi. Bütün bunlar Erzurum'daki geleneksel olarak bugüne kadar almış olduğu oyları kaybetme eğiliminde olan partinin ya da partililerin halkın iradesine saygı göstermemesi. Bir tam ekran verelim. Bu bahsettiğiniz tweet bu.
Gökhan Bey, AK Parti Erzurum 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Öz'ün saldırıdan, Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıdan hemen sonra attığı tweet bu. Sen her övgüye layıksın Erzurum. Yani taşladınız Ekrem İmamoğlu'nu, iyi oldu demek. Hayır, oradaki belediye başkanı da, bakın oradaki belediye başkanı da, şimdi Mehmet Sekmen İstanbul Kartal'da da belediye başkanlığı yapmış. İstanbul siyasetini de bilen, deneyimli bir yerel yönetici. Biz geçen sene gittiğimizde son derecede ikili temaslarımızda da bize yardımcı olan bir belediye başkanıydı. Ama gördüğüm kadarıyla bu onu da aşan bir kararlılığın ifadesi. Onun üzerindeki bir iradenin, Erzurum'un onu da aşan bir irade var. İçimi görüyorsunuz ama bu arada yani bu, onun da ifadeleri tweet, çok ağır yani. Milletvekili adayı saldırıyı bütün Erzurum'a mal etmiş olmuyor mu bu tweet? Hayır. Bu tweet Tayyip Bey konuşurken olan bir tweet mi, yoksa bu saldırıdan sonra mı atılmış? Saldırıdan sonra atılmış. Tayyip Erdoğan'ın hani siz İstanbul mitinginde, ya işte mitinginde hani silahatı, onu söyle, yani mitinginde Dadaşlara bir vurgu yaptığı için atılan tweetse bu yorum yanlış olur. Ama bu şeyden sonra, saldırıdan hemen sonra atılan, saldırıdan sonra ise çok çok yanlış olmuş. Çok saldırıdan çok, sonra saatine bakalım, yazıyordur altında saati. Çok kötü bir tweet olmuş. 7.20'de atmış. Bugün 19.20'de. Evet. Yani saldırıdan bayağı sonra atmış. Selim Bey. Peki. Şimdi anlaşılan yani işte MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönteri, ben dinlediğimi, o bizim işte verdiğimiz arada şöyle bir kanalda konuşuyordu. İsterseniz. O dedi ki bir dakika işte bu saldırıyı CHP kendi kendine planlamıştır dedi. Şimdi Süleyman Soylu'dan benzer bir açıklama geldi. Bu saldırıyı organize eden CHP kendilerine saldırı yaptırttılar dedi. Yani bu tweet silinmiş diye bir bilgi geliyor bana. Silinmiş mi arkadaş? Bir bakarsanız. Silinmiş. Tamam, silinmiş değil. Ankara'nın o zaman İstanbul'la alakalı değilmiş yoksa. Şöyle olabilir. İstanbul'la yani hani iyi hani ama biz. Ama saatler tutmuyor. Yok. Biz şöyle iyi tarafından bakalım. Yani bu biraz şey yapalım. Yani kendisi şeyden sonra attı, bu şeyi duydu, silmiş olabilir yani. Çünkü bir milletvekilinin böyle bir tweet, böyle bir saldırıdan sonra atması yani dehşet kötü bir şey. Ankara. Yangına körükle ya, gitmenin ötesinde Selim bir şey olur. Şimdi yani umarım öyledir. Yani umarım sildiği için bu yorumu İstanbul yapıyorum. İstanbul mitingini kastederek bu tweet'i atmıştır. Yanlış anlaşıldığını fark ettiği için silmek. Ben şahsı tanımıyorum. Sildiği için yaptığı hatayı anlamış olabilir yani. İyi niyetli bakalım da şunu söylemeye çalışıyorum. Ama yani, ama Soylu'nun tweet'ine yani hiç iyi niyetli bakmıyorum. Yani tamam. Orada çok kötü bir açıklama yapıyor. Şunu diyeceğim. Ha, doğru olan yani geçmiş olsun olsa, telefonu açmaları. Evet. Doğru olan geçmiş olsun evet. Telefonu açmaları. Bu tweet tam da bu kasıtla atılmış olsa, yani saldırıya atıfla atılmış olsa, aynen bu şekilde atılmış olsa, siz çok mu şaşırtıcı bulacaksınız? Yani olmaz. İnan Bey, bir yerinden yakalayıp, yani Erzurumlu bir Dadaş'ın Erzurum'da yaşanan bu olaydan sonra ya böyle bir tweet atması Erzurumlulara da haksızlık. Evet. Ya onun için böyle birinin oradaki vekil tarafından atılması yani akla ziyan bir şeydir. Onun için özellikle ifade ettim onu. Yerel bir gazeteci bana kendi attığı tweet'i Mehmet Emin Öz'ün tweet'ini de etiketleyerek yollamış. Şöyle yazıyor gazeteci. Bunu silme. Bu alçaklığın bir bedeli elbette olacak. Silme. Yani bunu sileceğini biliyor. Çünkü bunun yanlış olduğunu, bakın bunu Erzurum'daki yerel bir gazeteci henüz silmeden önce söylüyor. Silmeden önce yani onun tabii ya, insanı tanıdın tabii mı? Ne yapacağını, Samimi Haber sitesinde bu var. Biz peki, tabii şimdi bölgeyi çok yakından biliyoruz yani. Bir dakika. İzzet Ulvi Yönter'in. İzzet Ulvi Yönter. Evet. Öyle, yani İzzet Ulvi Yönter MHP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki bu saldırıyı CHP kendi başına organize etmiş. Buna şaşırmaya gerek yok. Sayın Genel Başkanı da Ankara'nın göbeğinde kamuoyunun yakından tanıdığı bir siyasetçiye saldırı olmuştu. Kendi kendini de öldürtmüş. Yani siyasetçi hastaneye yattı, günlerce tedavi aldığında Selçuk Özdağ söyledi. Evet, bizim genel başkan yardımcımız. Evet, yani bunları artık biz de ne diyelim, kamuoyu hafızasında buna yer veriyor ve asla unutmuyor. Ve bir gün böyle kendilerine göre sırça köşte görüp de böyle kolluk kuvvetlerini arkalarına alarak adalet mekanizması içerisindeki adrese teslimcileri arkalarına alarak Ali Kıran baş kesen durumda olanlar Allah'ın izniyle günü gelecek,
adalet önünde hesabı vereceklerdir ve adalet önünde hesap vermekle beraber Ruzi Mahşer'de de inşallah o hesabı vereceklerdir, inanıyorlarsa tabii ki. Ama bunlara şaşırmaya gerek yok. Ben şu anda Sayın Gökhan Ziya Bey'i de çok tebrik ediyorum. Ya çok büyük bir olgunlukla değerlendiriyor. Sayın Erzurum Belediye Başkanı'nın bu değerlendirmesi de çok yanlış. Yani ne kadar masum bir siyasi objelerle miting meydanında gelmiş. Kendi ellerinde dövizleriyle, yani şimdi onların hepsinde toplam pankart diyorlar. Bunlar dövizli. Yazmışlar, çizmişler. İşte kendilerine göre biraz espri yapıyorlar. O esprilerden yola çıkarak ne yapacak yani? Onu yapacak tabii ki. Yani bir taraftan İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin reklam filmine bir takım korsan görüntüler sokuyor. Kandil'dekilerin, yani insan Cumhurbaşkanımızdan bunu nasıl yaptırıyorlar bilmiyorum. Bu terör örgütünün propagandasını yapmaya girer yani en başta. O propagandayı Kandil'deki terör örgütünün önde gelenlerinin üzerinden Millet İttifakı'nı kötülemeye, karalamaya çabalıyor. Ve tamamen bir yalan, tamamen gerçeklerden çok uzak, asla zerrece bir doğru tarafı yok, hilaf-ı hakikat. Bunların üzerinden propaganda yapan bir anlayış. Öbür tarafta herkesin gözü önünde cereyan etmiş bir hadiseyi kendi kendilerine yaptırmış olabilirler mi diyen bir zihniyet. CHP Allah milletvekili Murat Bakan'ın bir tweet'i var. Murat Bakan şöyle yazmış. Murat Bakan İçişleri Bakanlığı'nda kimi bürokratlardan haber alan ve özellikle işte komisyon çalışmalarını yakından takip eden takip ediyor ve orada kaynakları da var Murat Bakan'ın. İçişleri Bakanlığı'ndaki bürokratlar arasında. Var. Çünkü aileden emniyetçi bir ailenin çocuğu. Şöyle yazmış, çok ilginç. Erzurum'dan bir polis kardeşimin mesajını iletiyorum diye yazmış. Sayın vekilim, bugün Erzurum'da yaşananlardan bir polis olarak çok utandım ama bizler emir kuluyuz. Başımızdaki vasıfsız yöneticilerin yüzünden biz memurlarda zan altında kalıyoruz. Parti olarak tepkinizi lütfen vasıfsız yöneticilerimize gösterin. Teşkilatta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Bey'e karşı çok güzel bir tutum var. Vasıfsız yöneticilerin yalakalığı yüzünden bizler zan altında kalmayalım. Görevini layıkıyla yapan sadece devletin polisi olan arkadaşlarımıza küsmesin. Başarılar diliyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak diye bitirmiş. Ümit edelim ki bu polis memurumuzun başına 14 Mayıs'a kadar bir şey gelmesin. Bu provokasyonun sorumlusu Erdoğan. Bunu Murat Bakan yazıyor. Erdoğan, Bahçeli, Soylu, belediye başkanı, vali, emniyet müdürü ve onların kontrolündekilerdir. Her şey çok güzel olacak diye bitirmiş o da. Evet. Erzurum'da Kemal Bey %40'ın üzerinde oy alacak.